Şöyle söyleyeyim, İmralı'da normal hukuk işlemiyor. Bir kere İmralı 99'dan beri, 15 Şubat 99'dan beri Türkiye'deki normal hukuk düzeninin dışında. Nasıl ki karadan kopuk denizin ortasında bir ada ise, aynı zamanda hukuk sisteminin de dışında bir ada niteliğinde ne yazık ki. Dolayısıyla oraya olağan bir göze bakamıyoruz, bakamadık hiçbir zaman. Bugün yaşananlar da bu tablonun bir devamı aslında. Resmiyette ya da yasal olarak engel olarak şunlar gösteriliyor. Avukat yasağının önünde Bursa İnfaz Hakimliği'nin kararları var. Bunlar gerekçe gösteriliyor. Nedir Biz bu kanunlar? şöyle söyleyeyim. Daha önce Türk hukuk sisteminde avukatın yasaklanması diye bir müessese yoktu. Daha doğrusu bir kişinin tüm avukatlarını yasaklayamıyordunuz. Fakat 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra biliyorsunuz o hal ilan edildi. Ve bu o halden kısa bir süre sonra neredeyse hemen ertesi gün Bursa İnfaz Hakimliği'nde ilk iş olarak bir karar aldırıldı İmralı ile ilgili. Ve hiçbir gerekçe gösterilmeden, hiçbir yasal dayanağı olmadan Sayın Öcalan ve İmralı'daki diğer 3 müvekkilimizin avukatlarıyla görüşme hakkı kısıtlandı, yasaklandı. Bu ilk defa oluyordu. Yasal bir dayanağı yoktu söylediğim gibi. Fakat daha sonra ki süreçte birkaç ay sonra sanırım bu OHAL kararnameleriyle buna bir yasal altyapı, daha doğrusu bir yasal kılıf uydurmaya çalıştılar, hazırladılar ve bir madde koydular ceza infaz kanununa. Bu maddeye dayanarak artık avukatlar bir kişinin avukatla görüşme hakkı kısıtlanabiliyor. Şu anda da yürürlükte. Tabii ki böyle bir düzenleme yapmak hukukun genel ilkelerine aykırı, hukukun temel ilkelerine aykırı, anayasaya aykırı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı. Siz bir kişinin avukatıyla görüşme hakkını ortadan kaldıramazsınız. Bu savunma hakkının özünü ortadan kaldırmak anlamına gelir. Bunlar bir yana, bu yapılan düzenlemedeki şartlar bile yerine gelmiş değil Sayın Öcalan açısından. Yani Sayın Öcalan'ın ve İmralı'daki diğer müvekkillerimizin avukatla görüş hakkının yasaklanması için yasada, bu bahsettiğim yasal kılıfta daha doğrusu sayılan bazı şeyler var. Onların hiçbir yerine gelmemiş. Mesela bir kere her şeyden önce bir avukat görüşün gerçekleşmiş olması lazım. Şimdi Sayın Öcalan'la avukat görüşmesi en son ta 2019'da gerçekleşti. Ölüm, açlık grevi, süresiz dönüşümsüz açlık grevleri yaşanan süreçte gerçekleşmişti. Diğer 3 müvekkilimiz ise İmralı'ya götürüldükleri 2015 ya da 16 Ocağı'ndan beri hiç avukatlarıyla görüşmemişler. Hiçbir avukat görüşü gerçekleştirmemişler. Dolayısıyla ortada o yasanın aradığı bir avukat görüşü yok bir kere. Şimdi bir avukat görüşü olacak. İkincisi, bu avukat görüşmesinde suç teşkil eden fiillere dair emareler olacak. Üçüncü olarak buna dair ilgili mahkeme bir tedbir kararı alacak. Ve yetkililer, resmi yetkililer buna dair bir tutanak tutacaklar. Mahkemeye gönderecekler ve mahkemede bir yasak kararı alacak. Şimdi İmralı'da bunların hiçbiri olmadı. Ne bir görüş oldu, ne bir görüşmede suç teşkil edebilecek bir fiil oldu, ne bir tutanak tutuldu. Bunların hiçbiri olmadan mahkeme, Bursa İnfaz Hakimliği sürekli otomatiğe bağlamış bir şekilde 6 ayda bir avukat görüş yasağı veriyor. 2015'ten önce durum böyle değildi. Yani o zaman en azından daha dürüstlerdi. Daha dürüst bir şekilde yalan söylüyorlardı. Her hafta bize ya gemi bozuk deniyordu ya da o hal ilan ettikten sonra o madde olmadan önce infaz hakimliği bir karar aldı. Avukat hakkını yasakladı Sayın Öcalan ve İmralı'daki diğer 3 müvekkilin. Daha sonra da bir madde eklediler o hal kararnamesiyle. Ve yasal bir kılıf oluşturdular başta da söylediğim gibi. 2015'ten önce ise hiç böyle bir yasal kılıf da yoktu. Avukat mahkeme kararıyla yasaklanmıyordu. Bize her hafta gemi bozuk, işte hava bozuk deniyordu ve yıllarca 2011-27 Temmuz'undan işte 2015 darbe kalkışmasına kadar, pardon 2016 darbe kalkışmasına kadar bu böyle devam etti. Sonra bu yasal kılıf kullanılmaya başlandı. Aile yasağına ilişkin ise İmralı Disiplin Kurulu'nun verdiği disiplin cezaları gerekçe yapılıyor. 3 ayda bir yine otomatiğe bağlanmış bir şekilde bu disiplin kurulu müvekkillerimize disiplin cezası veriliyor. Fakat biz bu disiplin cezalarının verildiğini bile öğrenemiyoruz. Bize tebliğ edilmiyor. Çok sonradan öğreniyoruz. Öğrendikten sonra müdahil olmaya çalışıyoruz. Diyoruz bize şu kararın bir içeriğini gönderin ya da dosyayı gönderin görelim. Ona göre müvekkilimizin hakkını arayalım. İlgili yasal, yargısal meclere başvuruları yapalım. Fakat o dosyalar da bizden gizleniyor. Kararlar bile bize verilmiyor. Ve müvekkillerimiz de bunlara itiraz etmiyorlar artık. Çünkü
hukuka olan inançları kalmamış bir durumda. Sayın Öcalan zaten başından beri itiraz etmiyordu. Fakat oradaki diğer müvekkillerimizin bazıları itiraz ediyorlardı. Şimdi onlar da itiraz etmiyorlar. Bu da aslında çok önemli bir nokta. Aslında hem avukat yasağı, işte bir yasal kılıf arayışı var dedim, mahkeme kararları var ortada. Sonra aile görüş yasağı için işte disiplin kurulu kararları falan var. Ama Türkiye'deki yaşayan herkes şunu çok net biliyor ki artık mahkemelerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı diye bir şey söz konusu değil. Hele İmralı söz konusuysa hiçbir şekilde bu kararların bir meşruluğu yok bizim gözümüzde. Yasal değiller. Çünkü bu mahkemeler adil olamazlar, tarafsız olamazlar ve bağımsız değiller. Dolayısıyla aslında İmralı'da yaşanan sadece hukuksuzluk değil, zorbalıktır. Bunun adı zorbalıktır yani. Düşünün 17 aydır biz müvekkillerimizden haber bile alamıyoruz. Yani bırakın avukat görüşünü, aile görüşünü. 17 ay önce yarım kalan bir telefon görüşmesi var. İşte yok efendim mahkeme kararı varmış, infaz hakimliği karar almış, 6 ayda bir yok, disiplin kurulu cezası varmış, 3 ayda bir işte aileler görüş yapamıyor. Bunların hepsi aslında hikaye. Ortadaki tablo çok açık yani, zorbalık var. Artık hukukun yerini zorbalık almış durumda İmralı'da. Kuşkusuz bunlar çok önemli. Gerçekten önemli yani. O sayıda meslektaşımızın dayanışma amacıyla da olsa görüş başvurusunda bulunmuş olmaları çok önemli. Çünkü bu avukat arkadaşlarımızın hepsi, işlerinde baro başkanları da var. Bizim avukatlık mesleğimizi yapamadığını görüyorlar. Yapamadığımızı görüyorlar. Ve bizimle dayanışmak için bu başvuru yaptılar. İmralı'daki tecridi de görüyorlar. Sayın Öcalan'ın oradaki üç müvekkilimizin haklarından hiçbir şekilde yararlanamadıklarını görüyorlar. Ve dolayısıyla bu çok önemliydi bizim için. Bu ve benzeri eylemlerin biz etkili olacağını düşünüyoruz ve çok önemsiyoruz. Tabii bunların bu tür demokratik eylemliklerin, tepkilerin daha da artırılması gerekir diye düşünüyoruz. Bu dayanışmanın daha da büyütülmesi gerekir düşünüyoruz. Çünkü bu mesele herkesi ilgilendiriyor. İmralı'daki hukuksuzluklar sadece Sayın Öcalan'ın ya da biz avukatlarının meselesi değil. Bütün Türkiye'nin hem Kürt toplumunun hem de Türkiye toplumunun hepsinin sorunudur. Bir şekilde bu sorun herkese değiyor. Önemli olan bunun farkına varmak ve bunun için çaba sarf etmek. Yoksa gözümüzü yummaya devam edersek görürüz yani bugüne kadar olduğu gibi bu mesele herkesi etkileyecek. Yani şimdi İmralı'daki tecritin Kürt sorunuyla bağımsız olduğunu kimse iddia edebilir mi? Böyle değil. Birebir bağlantılıdır birbiriyle. Biz bunu 23 yıldır görüyoruz. Nitekim işte geçmişte yani toplumsal hafızamız çok zayıf olduğu için söyleme ihtiyacı hissediyorum. Geçmişte yaşanan çözüm süreci adı altındaki süreçlerde, barış süreci altındaki süreçlerde yaşadığımız tablo ortada çok daha pozitif bir iklim vardı bütün ülkede. Ya bir de bugün geldiğimiz nokta ortada. Yani hukuk devleti sadece kağıt üstünde kaldı, hukuk devleti ilkesi. Hukuksuzluk almış başını gidiyor tüm Türkiye'de. Yargıya güven yerlerde sürünüyor. Ekonomik anlamda zaten insanlar perişanlar. Evet. Çünkü iktidarını korumak için işte yaklaşan seçimler nedeniyle kendi en azından tabanını konsolide etmek için savaş politikalarından, güvenlik politikalarından medet umuyor. Bu da bütün topluma kaybettiriyor ve bunun direkt Sayın Öcalan'a İmralı'da uygulanan tecritle bağı var. İşte bunu görmek gerekiyor. Bu arkadaşımız hepsi hukukçu yani meslektaşımız ve hususları görüyorlar. Ona tepki göstermeleri mümkün değil. Ama aynı zamanda bunlar bu meslektaşlarımızın neredeyse tamamı politik bilinci olan, bu ülkede yaşayan, bu ülkedeki sorunlara duyarlı olan insanlar. Kürt meselesinin demokratik barış yollarının çözmesi gerektiğini düşünen insanlar. Dolayısıyla işin ikinci boyutuyla da ilgilidirler diye düşünüyorum. Yani hem siyasi hem hukuki boyutuyla ilgilidirler. Çünkü az önce de söylediğim gibi İmralı'da uygulanan tecrit politikaları Türkiye'yi geriyor. Geriyor ve geriye götürüyor. Başka bir fonksiyonu yok. Bunu herkesin görmesi lazım. Kürt meselesinde eğer bir barış yoluna gireceksek bunun ilk işareti İmralı'daki tecritin ortadan kaldırılması olacaktır.